Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili seyirciler. Kalem ey kalem, akıllar doğrulur, zihinler coşur, ardınca cızılan izinden senin. Öpüşün kağıza damgalandıkça, nehirler akıyor, sözünden senin. Ciger var oduna su alır senden. Can da var od kapar közünden senin. Kafası çalışmaz şaşırır yolu. Egrilik anlayan düzünden senin. Verilme kan yazan Şun parmaklara, Fitneler kopmasın yüzünden senin. Ey kalem, ey kalem özlüğü koru, özlüğü ayırma özünden senin. Çirkeflik eline düşer olduysan ne bahar çıkacak yüzünden senin. Sen senin elinde değilsin işte, yaptığın ayrıdır özünden senin yaptığın ayrıdır özünden senin. Hürmetli seyirciler geçen konumuzu devam edeceğiz inşallah. Bırak mevzu neydi? Rüya hususunda rüya, hulum yahut düş, yuhu, Türkmencemizde, Türkçemizde diyerek. Dedik ilmi e, yollarla neyi Sabit yahut ispat ettiler rüya hakkında, yuku hakkında, düş hakkında dediler ki insan sadece mesela günüz öz düşündüğünü, fikri ettiğini, karşısına geldiğini, gözünün gözüyle rastladığı şeyleri yukuda görer. Gece olunca uykusuna gelir o şeyler. Tarihte de çok kimseler belki de o mazarlardan, hansı mazarlar deyirik, çok mazarlar da var. Bazı mazarlar da var, camiler var, büyük mukaddes yere dönmüş, dönüşmüş yerler var ki aslında, esasında yukuymuş. Biri bir rüya görüp rüyaya biri deyip burada mescid yap, ya burada bir imam defne olup, burada bir evliya var vesaire. O türlü mescidlerin o türlü mukaddes yerlerin, mazara dönüşmüş yerlerin bazı kimse faydasını görür. Öz nefsine psikoloji ya psikoloji halet olarak öz nefsine bir sakinlik e, hudu alır. O bir faydalanmaktı. Çok mukaddes yere giden kimseler tabii o mukaddes yerlerden bir türlü sakinlik alar öz ruhuna. Bilhassa o mukaddes yerler ki fark ederler. Mesela Ka'ba'di Medine'l Munavvara, Mescid-i Nebi, Ka'ba'yı Mekke'l Mukerreme ve a'imme aleyhim imamların, mesela İmam Ali, İmam Hüseyin saire imamların mukaddes mazarları, türbeleri, sahanları. Ancak o mescidler, Yahut o mukaddes yere dönüşmüş yerler, mezarlar ki mukaddes oluplar rüya iziyle, bir yuku, bir duş iziyle, bir tane diş görüp, bir kimse diş görüp o türlü bir yerlerden bazı kimseler mümkün değil, zarar da de alsınlar. Kazandıkları zarar olsun, zarar kazanırlar. Çünkü akılları bir türlü değiştirir kendilerinde akılları üzerinde bir türlü akideye dönüşer. O yerler ve o yere gitme, o yerlerde ibadet etme. Akide olunca bazı elbette doğrudan da hacatını, muradını alar, istediği şeyler alar o yerlerden. Mümkündü, imkanı var böyle bir şeyler. Ama bazının aklını o kadar tehdir eder, o kadar değişer aklı ki daha öz hayatının da Karşısında öz yaşamasının da karşısında çok engeller olar, çok e, mani alara, alıklara sebep olar böyle bir ağır akide. Elbette kendisice düz akide ama hakikatte haddinden fazla olduysa bir şey, ya bir yerin bir mezarın asası yok. Vallahi ne fakat bir kimse bir şahıs uykuda görüp rüyada görüp o yerde bir vali min Allah var ya peygamber ya. Her neyse esassız bir şeyli çoklukla. Ama o ki deyirler, ilmi bakımdan deyirler bazı yerlerden ki hacet alırlar, muradlarını alırlar. Bir nefsi meseladi, psikoloji yahut psikoloji, ruhi bir mesela Dedik de geçen konumuzdaki Müslümanlar arasında, Müslümanlar gibi hiçbir millet rüya, yuku, düş böyle bir şeylere mütemessik, yapışan böyle bir şeylere e, iman getirmiş kimse, iman getirmiş bir millet yoktu. Müslümanlar hatta bazı hülümleri, bazı rüyaları e, dinin şeriatının umkuna, samimine katmışlardır. Ulaştırmıştırlar. Ulaştırmıştırlar bazı e, şeriatın yani umkuna öyle bir mukaddes şeklinde göstermişlerdir o gibi yukuları. Ki dedik de bu yere ulaştık, bu söze ulaştık, bu fakaraya ki şeyh Mufid rahmetullahi aleyh ta, e, kitabında bir kitabında red verir Zeydiye ile Mu'tezile'ye. Çünkü dedik Zeydiye ile Mu'tezile bunlar aslan yuhu ya imanları yoktu. Mutlak bir şekilde. Şeyh Mufid reddinde değil Allah rahmet eylesin deyir. Kur'an özü rüyaya, rüyaların sahih olmasına tekid etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bilirsiniz çok ayetler vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden ya hakkında Zekeriya, Yahya ve saire hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ma cealna rü'ye alleti araynak ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın ya İbrahim, en ya İbrahim kad saddaktar rü'ye bu konuları, bu sözleri konuşacağı gelecek lahzalarımız, dakikalarımızda, saatlerimizde inşallah. İnsanı bir dahi, kadimden insan tabi, her bir insan rüya görer, yuku görer. Çocuk olsun, kahil olsun, kamil insan olsun, ihtiyar, ihtiyar olsun. Kadim zamanda insanlar yukuları ne tefsir edermişler, ne ne tür açıklarmışlar, neye inanmışlardır yukular rüyalar hakkında derlermiş ki e, uyku halatında insanın ruhu çıkar. Ruh çıktı, dolanar başka yerlerde ve başka yerlerden o haberler, gaybi haberler alır. Afaklarda, ufuklarda dolanar ruh. Bedenden çıkar. Ancak ruh dönünce insan daha uyanar. Yukudan uyandı, Ondan sonra ruhun dolandığı yerler bir bir hayalına, fikrine gelir. Ki ruh haralara gitmiştir. Her neyse rüyaların bidai insanlar diyerek kadim insanlar e, hatta buna inanmışlardır ki yoku görmüş kimsenin hakkı var. yuku da gördüğünü talep etsin. İnsan mesela birinin e, biri yokuda gördü filan kasin filan dostunun ya filan köylüsünün atı kendisinin de özmüyor. Hakkısı varmış gitsin o atı talep etsin. Ben uykuda gördüm bunu. Her neyse bu çok hatar bir meseledi, tehlikeliydi. Çünkü bu işte yalanı gerçekten temyiz etmek, seçmek olmaz, ferz etmek olmaz. Kim bir doğru bir yoku görüp kim bir yalan değil. Her neyse rüyaların şiirlere geçmesi, insan gördüğü düşü, dişi, dişi, biz diş diyarı, rüyanı konuşmak ister. Bazı rüyanı tabii. Eğer korkusuz ise, mesela maşukasını görüp ya bir keyifli, sevinçli rüyalar görmüşse, bunu bilhassa böyle bir rüyaları gör, konuşmak ister keyfinden. Ne tür ki bir insana bir büyük başaratlı müjdeli keyifli sevinçli bir haber gelince Hz eder hoşiyeler ki o haberi yaysın başkalar için konuşsun arkadaşları için dostları için e, ve haz eder hoşlara ki düşmanlar da eşitsin hatta nice diğer öregler çatlasın insan e, çünkü şiir özü çokluk hayaldır dedik, bilsiz tasvirdi hayali bir tasvirlerdi. Rüya da hayali bir şey, hayal hayal üstüne gelsin. Daha şiirde fazla ve şiirde güzel bir yerler alar ki geçmiş geçen halakada konuda konuştuk da rahmetli Şehriyar'ın şiiri ve başka şiirler Allah rahmet etsin Hicri dedenin. Bir daha iyi insanlar değiller ee, öz akıllarına göre tabii her zaman zamanda her ve her bölgede, her zaman, her mekanda insan öz aklına, öz mağrifatına, öz bilgisine göre tefsir edecekti. Rüyaları, yukuları. Kadim zamanda da değiller insan öz mefahimine, öz bilgisine göre e, hulumları, rüyaları, düşleri, dişleri şerh edermiş. Tefsir edermiş. Bu sebepten itikad bunlarda kadim zamanlı adamlarında bu oldu ki rüyalar ikiden biriydi. Ya ilahiydi ya da şeytaniydi. <laughs> ya <da> şeytani <laughs> ya Allah'tandı ya da şeytanlardı. İyi de bu böyle bir itikadlar varımızdır ki bilirsiniz. Affedersiniz. Ondan sonra buna akideler, inançlar oldu ki hülümler, rüyalar büyük bir vazifeydi, görevdi. Büyük bir işti, ki gayb aleminden keşfedir. Gayb alemini keşfedir ve gayb aleminden bazı haberler getirir insan için. Ve bu sebepten diğerler hatta kadim zamanda bazı zamanlarda yuku görenler arasında husumat da, düşmanlık da olurmuş. Olabilsin biri birinin atını talep eder, biri birinin kızını talep eder. Fesat. Yukuda görüptür. Bu sebebi tabi. Alim bir şeyde bir türlü düşman kesilenler olur düşmanlıklar olur. Urf o zamanda eee yani zamanlarda hatta caiz etmiştir. Yani kabul etmiştir ki biri birinin kızını, bacısını bir, bir kızı gördü uykuda onu edebiler gitsin alsın diyesin bu mademdir. Haklamıştır yani. Sevgili seyirciler kısa bir aranın ardından sözümüzü devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, bir nazariye var, Sibenser adlı bir e, alimdi, filozof denedi, bunun bir nazariyası var diyor Bidailer, kadim zamanın insanları ne fikirleri neymiş? Oymuş ki, ruh insanın bedeninden çıkar, sonra bir de döner öz bedenine ki bunu demeyecek dedik de. O da yatmak, uyumak ölme, ölmek gibidir. Bu sebepten e, geçmiş milletler ibadet ettiler bazı şeylere, bazı ruhlara. Çünkü mesela diğer cin kimin, hayula, dev böyle bir şeyleri olabilirse hayal edilmişler, hayalarlar ulaşırmış ya yuhuda gördükleri şeylere. Çünkü diyirmişler, ruh insanın bedeninden çıkır, harice gelir. Onun için bazı yerlerde, bazı dinler de bunu bu dediğine göre, nazariyasında, Sibensar'ın nazariyasına göre, görüşüne göre, bazı dinlerde de kuruldu. Neye asasın? Uykulara asasın. Teyler, tiler de ya teyler de değil, ahlam, rüyalar, eski zamandaki insanları, hansı bir inanca soğuk etti, hansı bir inanca götürüp apardı gitti. diye o inanç ki değil, alem hepsi ruhtan ve bedenden mutekevvindir. Oluşmuştur. Onun için e, ruhlar her zaman kadirdir. E, kudretler var. Yahut yuhuların kudretleri var. Yuhut e, insana zarar versin veya fayda versin. Bu sebepten hatta bazı e, Allah'ları çok bilmişler. Estağfurullah. Bazı Allah, bazı Allah, bazı şeylere Allah adı, Allah tesmiyesi isimler Bu yukula bu türlü yukular izinde ve yukuların derilerine göre ruh, ruhun bedenden çıkması izinde sebep, bu sebebe göre hatta bazı alihelere ilahlara, Allahlara iman getirmişler ve Allahları nemozaj örnek bilmişlerdir böyle bir yuxularda. Dir Değil, dirler tilerdi, vesaire bunun gibi filozoflar diller ruhlara ibadet etmeye başladılar. Ama hansı ruhtu bu? Ne tür gözlerine görürmüş? uykuda gördükleri her neyse ruh, ervah diye cin, melaikat vesaire ne adı bırakılırsa ervah. Hatta korkmaya başlamışlardı o türlü ruhlardan. Tabi o, tü, o nazariyelerden görüşlerden sonra çok yeni nazariyeler çıktı ve onları tefnil etti, reddetti, kabul etmedi. Yerinden duran filozoftu, mufekkirdi, katipti, her nedir bir şey konuşur. Diyirler Babililerin Halim zamanda eski eski adamları bir türlü rüyalara e, iman getirmişlerdir ve hatta rüyalar için Allah tayin etmişlerdir. Mesela Babililerin Allah'ı imiş? Maher ya mahir. Mısırların da rüya, ahlam, uykular Allah'ı kim imiş? Bez ya biz. Hatta Mısırlılar, tayin ettikleri Allah'ı resmini yastıklara, çok yerlere çizarmışlar. kuran ı Kerim bizim için Mısırlıların gerçekten bu şeyi, bu meseleye rüya, hulum, yuhu, düş, diş meselesinde çok ahemmiyet vermelerinden konuşur. Bilirsiniz Yusuf Aleyhisselam'ın surası, surat Yusuf'ta rüya netçe yerde yer almıştı. İnni ra'eytu ahade birinci, Yusuf Aleyhisselam öz atasına Yakub Aleyhisselam'a diyor. İnni ya abeti inni ra'eytu ahade aşara kevkeben. ''Ve şemse ve kamere râituhum lisâcidîn. Kâle yâ buneyye lâ taksus rûyâke alâ ihvatik. Feyekîdû lekâ keydâ. İnne şeytâne lil-insâni aleyhisselam'a Yusuf aleyhisselam dedi. Baba ey ata ben bu türlü bir yuhu gördüm. Bir neçeyi on bir yıldız ve güneş ay menâ secde edirdiler. Yuhuda gördüm rûyada. Yakub Aleyhisselam da buyurdu, kardeşlerin için bu sözü, bu yani konuşmuyorsan, hasadetten, kıskanmaktan, göz vurmaktan korkurmuş. Mısırlar yanında, e, bilirsiniz Yusuf Aleyhisselam'ın da hatta vizarete ulaştığı, çok yerlerde sicinde ta'bir-i rüya etmeği, konuşmağı, şerh-ü tefsir etmeği rüyaları, inni lirru'ya ta'burun, e, e, Necade Ayel Kerime e, Yusuf Aleyhisselam ki o cemaate o millete değil de ben muabbirem gördük yüz yukular için her ne olur. Vesaire çok yukuları tefsir etti. Dedi sahablarını bildi dedi ki sen sen e, öz Allah'ya yani öz Melikiye hamır şarap vermeye başlasın. O birine dedi sahne Allah göstermesin iptana sırrat vesaire çok vesaire çok yukarı tabir edirdi Yusuf Aleyhisselam. Yani mühim. her ne söz konumuz Kur'an-ı Kerim Mısırlıların yukarı uyaya ihtimam önem vermesinden çok konuşmuştur. Ve o ayrı surelerde ayrı peygamberler hakkında ve dillerinden konuşmuştur Kur'an-ı Kerim. Diller İğrik, Roman bunlar Bunlar da Mısırlılara benzermişler. Mısırlılar gibi rüyaya yok ya e, düşe çok ehemmiyet. Belki Mısırlılar'dan daha beter. Yunan'ın Sparta hakimleri özel bir ibadetkahta uyarmışlar, yatarmışlar yani. Hatta orada diş görsünler. Gördükleri düş neticesinde öz siyasetlerini hükümlerini verermişler hükümet idare edermişler yuhu e, izinde Yunan'ın Sparta hakimleri bu türlüymüş. Bir has ibadet kahvarıymış. O ibadet kahta yatarmışlar, düş görermişler. Tabii e, ulema nefsaniyim, psikoloji, psikoloji bilginler e, buna tekit ederler ki bir insan bunlar bizimki indiki alimlerden de evvel İbn Haldun da tekil etmiştir. Mesela insan yatmazdan önce, uyumazdan önce bazı satırlar olsun, bazı kelimeler olsun ya dua etsin ya terkiz etsin fikriyle istedik şeye, o istedik şeyi görebilir imkanı vardır böyle bir şey. Onun için Yunan'da Isparta hakimleri diyorlar, yazırlar ustadlar ki bu adam, bu hakimler has bir ibadette yatarmışlar. Diş görsünler, gayb evinden bir türlü nöbetler, haberler alsınlar. Hatta dediler, rüyaların, hülümlerin çok büyük etkileri, tesirleri var imiş onların siyasetlerini tevcih etmelerinde, siyasetlerinde yani birilerini bağlayıp da istinad çok zamanlar yukulara gördükleri yukulara. Bazı meseleler var, hakikatte insanın derler, bir şeyden çok tefaulu, kaynaşması, uygun olması olduysa, bir şeyi çok sevdiyse, çok terkiz ettiyse imkanı var bazı hayali şeyler gerçeğe dönsün, gerçekleşsin karşısında. Mesela e, Büyük Usta Doktor Rahim var konuşurdu diye. Ben Hindistan'da bir küçük mağbere girdim. Bir genç oğlan 13-14 yaşında o mağbette e, hizmetçi olmuştur. Onunla konuşmaya başladım. Tabi İngilizce konuşur. Akit. Yine ben konuştum oraya, sen ne etsen burada niye gelmişsin burası? Sebep ne hizmetin? O oğlan cevabında değil. ana atam nezir edipler. Adamışlardır, nazretmişlerdir etmişlerdir ki ben dünyaya gelin bu mağbede bana bu mağbede bana hadim koysun. Mağbette de ustad değil, ustad rahim değil gördüm bir parça e, takriben hayyula diyenle dev resmi, cinli resmi böyle bir şeylerden dolup duvarlar. Bir derim sen ahir burada kalırsan gece gündüz bu hizmet etsen ne fayda görsen diye çok fayda görürüm. Faydaların biri ne hadi? Bu resimlerden ne işin var? Bir bu oğlan dedi bu resimler benimle seleşerler, konuşarlar. Ve doktor değil hakikate doğru dedi yeri. Çünkü bu bu oğlan bir türlü insicam edip kaynaşıp o resimlerle, o ibadetgahla onun için hatta o resimler başlar konuşmaya, seleşmeye kendisiyle Cenab-ı bir şey insanın ruhuna ne kadar bazen bazı yerlere ne kadar adımlar atar, ne kadar öne gider. Mümkün böyle şeyler yani. Ulema en nefiste teyit eder böyle bir hareketler. Bu ustanın naklettiği şeylerdi. Yerler aynı yazan böyle katipler, ustalar yediler a'sinada mahkeme-i ulya mahkemel ve Büyük mahkeme bazı idanetlerini suçlandırmalarını yahut hükümlerini e, Görünen rüyalar üzerine mesela hakim de rüyadan ne gördü <laughs> o türlü Gelir, hüküm verir mahkum eder bir kimseni ya beri Çıkardır, Yazındana atır mahbeshaneye ve sair ee, cennetlik Mirza Ali Akbar Sabir'in bir şiiri var idi. Maalesef tapmadım o şiire kendine yani kadar dolandım da. Ee, ama bir türlü meskere etmek ya nakd etmek güzel bir şekilde ya güldürücü bir intikad eleştiri. Tek sabır biz diye tek sabır biri askırsa tek sabır geldi. Çok kimse inanar buna, çok kimse yoldan döner. Çok. Yol Mirza Ali Ekber sabır bir yerde diyordu. Meclisi ayan e içinde tek sabır. Hatta meclisi ayan e içinde büyük e, devletin büyük yerlerinde de tek sabırın e, hükmü var imiş. Olabilsin doğrudan da bu türlü ya da bir türlü zarafet edir. İsteri tek sabıra iman eden kimselerin imanına bir rıhını halal getirsin. Ya istihza etsin. Mümkün yani böyle büyük yerlerde de e, böyle bir işlerin hulumdu, rüyadı, düş yuhudu, tek sabırdı vesaire Böyle, bir, böyle bir şeylerin muhtemelen tesiri var imiş. Birinci ahlam kitabı yahut rüyalar hakkında kitap tabi eden dile de adlı biriydi. Zahir Yunan idi zahir. Beş kitap tabi edipmiş, beş kitap yazıpmış Abbasiler zamanında bu kitaplar ə e, tərcümə olundu. Ərəbcəyə və İslam dininə də İslam millətinə çox əsər bıraxdı. Sağlıqla qalın sevgili seyyid.